İstanbul Boğazı, Emirgan, Ocak 2022. Boğazda bazen su turkuaz renginde. Sebebi ise Karadeniz'de oluşan, gözle göremeyeceğimiz kadar küçük fitoplanktonlar. Yüzey akıntıları ile boğaza gelerek oluşturduğu alg patlaması renk değişimine sebep oluyor. Güneşi görünce fotosentez yapan bu canlılardan Emiliana Huxley türü turkuaz rengini oluşturuyor. Peki bu durum zararlı mı ve ne gibi etkileri var? Öncelikle dalışlarda görüş mesafemiz çok düşüyor. Hamsi, istavrit, gümüş gibi sürekli ağzını açıp kapatarak yüzen küçük balıklar suda bizim göremeyeceğimiz zooplanktonları yiyor. Zooplanktonlar ise fitoplanktonları. Yani aslında besin zincirinin ilk halkasında bir patlama yaşanıyor. Bu durumun besin bolluğu açısından faydalı olacağını ve küçük balıkların sayısının artacağını söyleyebiliriz. Kuzguncuk. Bazen de suyun tamamen mavi olduğunu görürüz. Suyun 8, havanın 6 derece olduğu bir gün. Boğaz yüzücüleri soğuk havaya rağmen suda. Fitoplanktonlar yoğun olmadığı zamanlarda yeşil tonunu veremediğinden su mavi olur. Kuleli. Kış İstanbul kıyılarında sakin geçiyor. Balıklar derinde ve çoğu göç etmiş durumda. Bu bölgenin bir kısmı kayalık. Görebildiğim balıklar kikla ve kırlangıç. Midye veya salyangoz ile dolu bir çuval. Sanırım daha sonra alınmak üzere paketlenmiş. Kartal. Akşam saatleri ve su karanlık. Suyun kirli oluşu ve soğuk havanın da etkisiyle su bulanık.
Canlı Dev Midye Pina. İskelelere tutunmuş, midyelerden ve deniz yıldızlarından başka pek bir canlı yok. Bu bölgede göç etmeyip kıyıda kalan tek kefal sürüsü. Sudaki atıklara çoğu videoda yer veriyorum. Dışarıdan baktığımızda huzur bulduğumuz denizlerimize ne derece zarar verdiğimizi belki anlarız. Mevsim itibariyle kıyıda balık da olmayınca bir parça midye ile anemon besliyorum. Hava soğuk. Dalış sonrası sıcak suyla hızlıca duş alıp sıcak bir şeyler içmem, üşütmemem için önemli. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, sonraki videolar için abone olmayı unutmayın.